Metropolitan Sanat Müzesi'nin Maya galerilerindeyiz ve ahşaptan yapıldığı için son derece nadir olan bir figürü inceliyoruz. Figür 6. yüzyıldan kalma. Bu kadar eski bir parçanın bu kadar iyi bir durumda olması çok şaşırtıcı değil mi? Klasik Maya uygarlıklarından kalan ahşaptan yapılma çok fazla eser yoktur. Guatemala'da hava çok nemlidir ve ahşabın böyle bir iklimde bozulmadan kalabilmesi neredeyse imkansız. Bu döneme ait günümüze ulaşan küçük ahşap heykelciklerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi bu heykele dönersek. Heykelin pozisyonu oldukça şaşırtıcı ama bunu sahip olduğu rolle açıklayabileceğimizi düşünüyorum. Dizlerinin üzerinde kollarını bağlamış ve yumruklarını da sıkarak vücuduna yaklaştırmış. Bunun elindeki yansıtıcı levhayı sahibi olan hükümdara doğru tutan bir figür olduğunu düşünüyoruz. Elindeki levhaya biz ayna diyoruz ama aslında bu levhanın malzemesi muhtemelen obsidyen ya da pirit olmalı. Ayrıca bunlar mozaik tarzında levhalarmış. Yani bildiğimiz düz yüzeyli aynalara pek benzemiyorlarmış. Birçok küçük taş parçasının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuşlar. Bir hükümdara ya da krala ayna tutmak, Maya krallıklarının kralları ve onların kutsal statüleri düşünüldüğünde aslında çok mantıklı. Yani bir kralın bu aynada kendine bakarak poz verdiğini kolaylıkla hayal edebiliriz öyle değil mi? Giyinirken ya da kraliyet erkanını huzurlarına kabul edecekleri zamanlarda kullandıkları bu aynaların ayrıca kraliyet meclisinde bir karar verileceği ya da bir kehanette bulunulacağı zaman kullanılmak üzere kozmolojik ve ruhani bir anlamı da olabilir. Hatta belki de başka alemlere açılan kapılar olarak kabul ediliyor bile olabilirler. Aslında bakarsanız bundan sonra gelen bazı kültürlerde bu aynaların başka alemlere açılan kapılar olarak görüldüklerine dair kanıtlar bulundu. Bunların kraliyet meclisinde bu görevi üstlenmiş, muhtemelen cüce olan gerçek insanlara ait figürler olduklarını düşünüyoruz. Diğer birçok saray toplumu kültüründe de olduğu gibi cüce olarak doğan insanların özel olduğuna inanılırmış ve bu insanlar saraylarda önemli görevler üstlenirlermiş. Maya kralları da cüceler eşliğinde giyinir ve bazı ahinsel görevlerini cüceler eşliğinde yerine getirirlermiş. Bu cücenin de özel olduğu son derece açık. Üzerinde çok güzel kıyafetler var. Kocaman süslü bir kolye takmış ve bir de sallantılı süslemeleri olan bir küpesi var. Üzerindeki dokunmuş kumaşları da dikkatinizi çekmek istiyorum. Klasik Maya döneminden geriye dokunmuş kumaş kalmadığı için neye benzedikleri hakkında ancak bu gibi figürlere bakarak tahmin yürütebiliyoruz. Kumaşlar maalesef nemli bir ortamda çabuk bozuluyorlar ve günümüze kadar ulaşamıyorlar. Kıyafetinin belki de en ilgi çekici noktası, boynundan aşağı doğru inen ve giydiği eteğe bağlanan kuşağı. Buna benzeyen bir giysi parçasının başka bir örneğiyle karşılaşmadığımız için bunun özel bir parça olduğunu düşünüyoruz. Aynayı tutabilmek için arkaya doğru yaslandığı bir pozisyonda duruyor. Ama bu pozisyon sanki aynı zamanda kralı onurlandırmak için de yapılmış. İki kol ya da biri genellikle bu şekilde göğsün üst kısmına getirilir ve bu krala hürmet göstergesidir. Maya uygarlığı dendiğinde bahsettiğimiz tek bir krallık değil, aralarında çekişme olan birçok krallıktır. Diğer kültürlerde görüldüğü gibi birleşmiş bir imparatorluk olmak yerine Maya uygarlığı birbiriyle çekişme içinde olan, her biri kendi sarayının merkezinde bulunan kutsal hükümdarlar tarafından yönetilen şehir devletlerinden oluşurdu. Krallar sanatı ve buna benzer sanatsal parçaları da kendilerine ait sınırlar içindeki tek hükümdarın kendileri olduğunu kanıtlamak için ve diplomatik hediyeler olarak sunmak için kullanırlardı. Şimdi figürün göğsündeki kolyeye odaklanmak istiyorum. Bu muhtemelen yeşim taşından yapılma bir süs eşyası. Üzerinde kendisi de çeşitli takılar takmış olan bir kişinin yüzü ya da bir tanrının tasviri bulunuyor. Yeşim taşı son derece kıymetli ve aralarında mayaların da olduğu birçok Mezoamerika kültürü açısından önemli görülen, doğaüstü güçleri olduğu kabul edilen bir taştı. Yeşim taşı mayalar için muhtemelen altından bile kıymetliydi. Bu taş, temel gıda maddesi olan Mısır'ın tarımı ile de özdeşleştirildiği için özellikle değerli kabul edilirdi ve Mısır tanrısının vücut bulmuş hali olarak görülürdü. Peki figürün kulağında da yeşim taşı mı vardı acaba? Muhtemelen çünkü yeşim taşından yapılma bu tarz süs eşyalarına sıklıkla rastlıyoruz. Ama bir ihtimalle bu deniz kabuklarından yapılma bir küpe de olabilir. Küpenin ucundan aşağı sarkan halkaların bu kısmında ilginç figürler var. Bunun sürüngene benzeyen bir hayvan olduğunu düşünüyoruz. Tam olarak isimlendiremediğimiz bu hayvan genel olarak bir kraliyet sembolü olarak kullanılırmış. Son derece ayırt edici, kıvrımlı bir burnu olan fakat alt çenesi olmayan bir hayvandan bahsediyoruz. Heykeldeki kırmızı boya halen epey dikkat çekiyor. Yani zamanında bundan çok daha parlak bir renge sahip olmalı. Mayalar heykellerini genellikle kırmızı boya ile süslerlermiş. Bu da muhtemelen demir bazlı bir pigment olan hematit. Hematitin parıldayan parçalar da içerdiğini görmemiz mümkün. Yani bu parlak kalıntıları da halen ahşabın üzerinde yer yer görebiliyoruz. Hatta aynayı sabitlemek için kullanılan bu girintilerin içinde de bir miktar var. Pigmenti heykelin gövdesinin tamamını uygulamışlar. Maya kültürü konusunda uzman olan biri bu heykeli gördüğünde benzer temsiller içeren diğer parçalarla karşılaştırmalar yapar. Örneğin burada buna benzeyen bir figür içeren bir vazo görüyoruz. Bu vazo Avustralya'daki Ulusal Galeride bulunuyor. Vazo'nun üstünde tahtında oturan bir kral, meclis üyeleri ve müzisyenlerle çevrilenmiş bir halde resmedilmiş. Tam önünde de diğer figürlere göre daha küçük olan muhtemelen ahşap bir ayna taşıyıcı gibi görünen bir figür bulunuyor. Ayna taşıyıcıya ek olarak bir kaseden bir şeyler içmekte olan gerçek bir cüce figürü de gözümüze çarpıyor. Bu gerçekten de harika bir sahne. Bize saraylardaki hayatın gerçekten neye benzediğine ve böyle bir cismin nasıl kullanılmış olabileceğine dair bir fikir veriyor. Bu eserin yapılmasını sağlık veren kişinin ne istediğini anlatırken gerçek bir meclis üyesinden yola çıktığını ve ideal bir ayna taşıyıcıyı kendince betimlediğini düşünüyoruz. Bu parça çok uzun yıllardır Metropolitan Sanat Müzesi'nin koleksiyonunda ama bunun nerede bulunduğuna dair ne yazık ki tam olarak bir fikrimiz yok. Eğer bulunduğu yeri biliyor olsaydık, bu parçanın tam olarak ne anlama geldiği hakkında da daha fazla fikrimiz olabilirdi. Bunun muhtemelen Kuzey Guatemala ya da Güney Meksika'da bir kral mezarlığında bulunduğunu düşünüyoruz. Mezarlık ahşabın bozulmasını engelleyen, kuru ve dış dünya ile pek de ilişkisi olmayan bir yer olmalı. İşte bu sayede bu heykel günümüze kadar bozulmadan ulaşabilmiş ve biz de şimdi bunun keyfini sürüyoruz.